Evet sevgili Aktif TV seyircileri, bir Neco Show programına daha birlikteyiz. Bu akşamki konuğum Belçika Kraliyeti'nin Federal Parlamentosu Milletvekili Sayın Veli Yüksel. Gent bölgesinde kendisi. Bugün sizlerin bana aktardığı soruları elimizde geldiği kadar soracağız ve vekilimiz de inşallah bu sorular hakkında sizler için, ekran başındaki seyirciler için de bilgiler, inşallah çözümler de gelecek günlerde alacağız diye düşünüyorum. Evet, Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Aktif TV'ye ilk kez geliyorsunuz siz. Evet, ilk defa katılıyorum. Uzun zamandır siz davet ettiniz. Evet. Ancak bugüne kısmetmiş. Ben teşekkür ediyorum. Burada tabii güzel bir stüdyo ve güzel bir televizyon kurdunuz. Sizi kutluyorum eski bir gazeteci olarak. Biz her zaman basının yanındayız. İşini düzgün yapan basının yanındayız. Evet, sevgili seyirciler, biliyorsunuz Veli Yüksel önceden Belçika'nın Ulusal Flaman Bölgesi'nin Ulusal kanalında VRT'den, burada reklam olmasını söyleyebiliriz. Kendisi VRT'de çalışıyordu. Çok hem Belçika içerisinden, Belçika dışarısından, özellikle Türkiye gündemi olduğunu, Türkiye'ye gidip oradaki haberleri Belçika'nın Ulusal kanalına aktaranlardandı. Siyasetten önce. Dolayısıyla şimdi siyasete katıldıktan sonra tabii ki siyaset farklı bir mecra. Dolayısıyla bununla da sizlerin gene bana sorduklarınızda soruları soracağım. Bunu baştan Veli Yüksel kimdir onu şey etmeyeceğim. Çünkü çoğunuz biliyorsunuz Veli Yüksel Emirdağ asıllıdır. Emirdağ köyündedir. Dere, kuru dere. Yok, Karakuyu. Karakuyu, evet. Karakuyu köyünden gurbetçi aileden buraya gelmiş. Birinci nesil değil, ikinci nesil olan bir genç. Dinamik, girişimci olarak da bugün siyasete atılmış bir Belçikalı Gentli vatandaşıdır. Kısaca budur. Çünkü her siyasetçimize soruyoruz, bir tanıtım onu geçiyoruz. Çünkü birçoğumuz biliyor. Evet vekilim, öncelikle tabii ki bir seçim sürecinde yaşadık. Belediye seçimlerinde siz Gent'te kıyasıya, özellikle Gent farklı bir seçim süreci oldu. Çünkü klasik partilerden ziyade Türk Partisi diye adlandırdığımız toplum arasında bir sürü partiler kuruldu. Onların içerisinde bir sürü adaylar oldu. Sanırsam 50 küsur aday vardı, Türk adayı vardı. Bunların içerisinde bir seçim süreci atlattınız. Bir seçim süreci ile başladı ama ilk önce atlattığımız seçimleri bir kıyası kısaca değerlendirelim. Şimdi Gent'te tabii çok yoğun tempolu bir seçimi geride bıraktık. Biz tekrar seçildik. Ben buradan halkımıza teşekkür ediyorum. Bize destek veren, gönül bağlayan seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Bize oy vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Biz niye oy vermediler? Onun analizini yaptık, yapıyoruz. Gent'e baktığımızda tabii ki bizler tekrar seçildik. Biz kazandık ama Gent Türk toplumu kaybetti. Niye diye sorarsanız, daha önceki dönemde Gent Belediye Meclisi'nde Gent Türk toplumunun 7 temsilcisi vardı. Farklı partilerde 7 arkadaşımız vardık. Ve bu seçimlerden sonra bu rakam 5'e düştü. Nüfus arttı ama temsilci azaldı. Temsilci azaldı. Ve buna ilaveten şu andaki koalisyonda bir önceki dönemde bir belediye başkanımız vardı. Türk toplumundan gelen. Bu dönemde böyle bir durum söz konusu değil. Bu Gent Türk toplumu adına büyük bir kayıp. Yani belediye başkanımız değil, belediye başkan yardımcımız belediye vardı. Belediye başkan yardımcımız evet, vardı. Şimdi yok. Ve bu dönemde yok. Evet. Bu Gent Türk toplumu adına büyük bir kayıp. Evet. Biz siyasiler olarak ve toplum olarak bunun analizini yapmak zorundayız. Evet. Niye bu duruma düştük diye. Buna ilaveten işi daha da garipleştiren, daha da acı hale getiren Gent Belediyesi'nde şu anda 2 tane Arap kökenli başkan yardımcısı evet, var. Bir tane de meclis başkanı var. Yani bunları göz önünde bulundurduğumuzda şunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki Gent Türk toplumu bu seçimlerden evet mağlup olarak çıktı. Evet. Ve bunun birçok nedeni var, bunun birçok sebebi var. Ama bana sorarsanız en büyük sebebi, siz az önce söylediniz, 60'tan fazla aday vardı. Evet. Şimdi tabii ki siyasi katılımı herkes destekler. Siyasi katılımdan güzel bir şey yoktur. Demokrasiden insanların demokrasiye katılmaları, demokrasinin parçası olmaları gayet güzel bir gelişmedir. Ancak neticeye baktığımızda Türk toplumunun
temsiliyeti zayıflatıldıysa bu bizim için güzel bir şey değil. Bu kadar adayın olması tabii ki oyları böldü. Yani bizim belli bir havuzumuz vardı ve o havuz parçalandı, bölündü. Neticesinde bazı arkadaşlarımız Türk toplumunun menfaatini söylem olarak kullandılar ama Türk toplumuna, genç Türk toplumuna en büyük zararı verdiler. Ve Türk toplumunun ayağına sıktılar. Bundan ben gerçekten kendi adıma çok üzülüyorum. Bizler seçildik ama genç Türk halkı kaybetti. Önümüzdeki seçimlerde böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için biz bunu oturup irdelememiz lazım, araştırmamız lazım ve bundan doğru sonuçları çıkarmamız lazım. Partilerin burada bu işte tabii pozisyonu nedir? Şimdi ben bir kere şuna inanıyorum. Bazı arkadaşlarımız, aday olan arkadaşlarımız gerçek anlamda Türk toplumunun menfaatini gözeterek aday olsalardı bunlar olmazdı. Bunlar kesinlikle olmazdı. Ve burada bir oyunun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Kimindir, nedir o detaylara girmeyeceğiz. Ama şu bir kesindir. Bu seçimlerde Türk toplumunun siyasi gücüne büyük bir darbe vuruldu. Ve bunun sorumluları da ve toplum da bunun hesabını soracaktır. Evet. Türk toplumu bunun hesabını soracaktır. Siyasi etkinliği artıracağımız yerde biz siyasi etkinliği bozup parçaladık, böldük. Ve bunun sorumluları toplum önünde, halkımız önünde bunun hesabını verecektir. Evet, şimdi bekleyelim sen bir havuzdan bahsettik. Elbette bir havuzumuz var, dediğiniz gibi bir oy potansiyelimiz vardı Gent'te. O havuz çatladı. Çatladı, zarar verdi. Yani o çatladı derken o sızıntılar boşa gitti. Boşa gitti. Şimdi bu Gent'teki yaşayan Türk toplumu nasıl bir karar verdi sizce? Yani o bahsettiğimiz o 60 adayların içinde sonuçta seçilenler yine belli başlı bir eline sayılacak kişiler seçildi. Öbürleri ne bu aynı halk aynı zamanda destek verdi ki onlara inandı ki o adaylar da aday oldu. Bu Türk toplumu neyi göremedi? Neyi kaçırdı da böyle oldu? Şimdi efendim burada tabii seçmen her zaman haklıdır. Evet. O yüzden ben bu konuda seçmenlerimizi, vatandaşlarımızı eleştirmiyorum. Ancak insanların beklentileri ve adayların vaatleri ve verebilecekleri konusunda büyük bir çelişki oluştu. Size bir örnek vereceğim. Seçim döneminde adaylardan bir tanesi Gent'te konsolosluk konusunu evet. gündem olarak veya bir vaat olarak kullandı. Başka bir aday Türkiye'ye olan bilet fiyatlarındaki durumu ele alıp ona müdahale edeceğini, o bilet fiyatlarını düşüreceğini vaadini verdi. Şimdi bunlar vatandaş olarak bakıldığında kulağa çok, çok hoş gelen şeyler. Ama insanlarımız şunu görmeli, Gent Belediyesi olarak yetkili olduğumuz konular var, yetkili olmadığımız konular var. Şimdi bir aday yetkili olmadığı konuda vaatte bulunuyorsa bu boş bir vaattir yani, ve bu kandırmaca gibi bir durumdur. Ankara'ya deniz getirmek gibi bir şey. Evet veya Gent'e deniz getirmek evet. gibi bir durumdur. O yüzden burada o konuda büyük bir tezat vardı ve çelişki vardı. Bunu birçok vatandaşımız belki göremedi. Onun yanında Türk toplumunun gerçekten yapısına ve dokusuna ters hareket edildi burada. Ve netice olarak da ben şunu söyleyebilirim. Şu andaki belediye aslında Gent'in toplumsal dokusunu yansıtmıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. 30 bin Gentli Türk'ün belediye nezdinde yetki aşamasında bulunmaması, eksik olması bu büyük bir kayıp ve bunun en kısa zamanda telafi edilmesi gerekiyor. Seçimlerde biz bunu hep seçim propagandalarında, seçim meydanlarında biz hep bunu anlattık. Oy verirken adayların
bir profiline bakmak gerekiyor, vaatlerine bakmak gerekiyor, birikimlerine bakmak gerekiyor ve toplumla diyaloğuna bakmak gerekiyor. Seçimlere 3 ay kala ortaya çıkan adayların ve şu anda ortada olmayan kişilerin toplumla diyalogları konusunda soru işaretleri var. İnşallah bu yanılgıya Gent halkımız tekrar düşmez. Evet. Bir şeyi merak ediyorum. Çünkü kısa da cevap verebilirsiniz bunu. Biraz önce bahsettiniz de bir belediye başkan adayımız vardı. Şu anda yok. Ben kendi gözümle yapıyorum. Çünkü bir kayıp var. Yani bugün Resul Tapmaz şu anda yok. Her ne kadar da ayrı partilerde olsanız da, her ne kadar da bu siyaset döneminde karşılıklı olarak birbiriniz rakip görseniz de benim için bir kayıp diyorsunuz. Bunu çünkü Türk toplumu için bir kayıp olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi belli bir kitleyi arkasına alan bir siyasetçinin öyle veya böyle sebeplerden dolayı siyasetten ayrılması Gent için tabii ki bir kayıptır. Evet, evet. Çünkü ben bunu haklı buluyorum. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü hakikaten sonuçta yani bir temsilci, meclis temsilcidir. Yani oradaki yaşayan toplumun oylarıyla seçilmiş kişileri orada temsilci olarak göndeririz. Vekilin de dediği gibi 7'den 5'e düştük. Bir belediye başkan yardımcısı varken şimdi hiç yok. Ve 2 tane faslı belediye başkan yardımcısı var. Bir de meclis başkanı var. Yani 3 faslıya tabii ki elbette onlar seçilir. Ben ona demek istemiyorum ama Türk toplumu olarak dedi ya vekilimiz. Türk toplumumuz olarak 7'den 2'ye düştük. Bir de belediye başkan yardımcısı kaybettik. Yani Türk toplumu hakikaten kaybetti. Benim burada kısaca bir çağrım olacak. Özellikle derneklerimize, STK'lara artık birlik ve beraberlik zamanı. Lütfen bu da lafta kalmaz. Evet, icraata geçmek lazım. Evet, seçim süresi, bir Gent Belediyesi'nin seçim süresini bittikten sonra şimdi toplumumuzun bir sürü sıkıntılar var, çelişkileri var, kafalar karışık. Özellikle Kurban Bayramı 2019'dan artık kurbanlarımız şoklu şartı var. Buna bir değineceğim. Ancak aynı zamanda da STK'larımız, birkaç derneğimiz, 5-6 derneğimiz de bunu temize gönderdiler. Bu konuda hakkında bilgilerinizi vatandaşlara aktaralım. Çünkü böyle bir karmaşa olunca her kapıda bir ses çıkıyor. Kimi diyor artık Belçika'da helal et yok, kasaplarda et almayan hava çünkü helal değil deniyor. Bir kısmı işte biz yine de keseriz, banyolara yine koyunlarımızı çıkardır orada keseriz diyor. Kafada bir sürü soru işaretler. Bu temiz Nisan ayında bir şeyler, inşallah kesin bir şeyler duyacağız. Ama şu anda süreç nedir? Sizin bildikleriniz neler? Şimdi 1 Ocak itibariyle kurban kesimi şoklu hale getirildi. Evet. Flaman parlamentosu böyle bir karar aldı. Daha sonra Valon parlamentosu aldı. Şu anda Brüksel parlamentosu da beklemede. Avrupa'da böyle bir genel bir şoklamayla kurban kesimi konusunda bir süreç başladı. Maalesef Belçika'da da böyle bir durum söz konusu. Şimdi bununla ilgili hukuki süreç başladı ve devam ediyor. Biliyorsunuz Müslümanları temsil eden Müslüman Temsil Kurumu, bunun içerisinde farklı kesimler de var. Diyanet Vakfı da buna dahil. Bunlar bir mahkeme açtılar ve şu anda mahkeme devam ediyor. Bu davaya aynı zamanda Musevi cemaati de dahil oldu. Dahil oldu. Yahudiler de aynı safta duruyorlar. Bu süreç devam ediyor. Geçen hafta benim edindiğim bilgiye göre duruşmanın ilk duruşma gerçekleştirdi. Orada argümanlar ortaya kondu. Burada en önemli argüman ve en önemli koz inanç özgürlüğü. Şimdi hayvan haklarına saygı ve riayet tabii ki biliyorsunuz bizim dinimizde kurban kesiminde bile hayvanı incitmeyin diye peygamberimizin bu konuda talimatı var. Evet. Yani kurban işlemini yaparken bile nazik olmak ve hayvanı incitmeden bu işlemi yerine getirme gibi Müslümanların bir zorunluluğu var, bir vecibesi var. Şimdi hal böyleyken bunu hayvanlara işkence yapılıyor şeklinde kamuoyunu bu şekilde galeyana getirip böyle bir yasa çıkarıldı. İnanç özgürlüğü demektir
insanların her halükarda, her ortamda inançlarını yaşayabilmeleri ve bu konuda da kanunlar çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak. Bu süreç devam edecek. Önümüzdeki haftalarda bu duruşma neticelenecek. İnşallah ümidimiz olur ki bu yasa tekrar iptal edilir. Çünkü sadece burada Müslümanlara yönelik bir baskıdan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda Musevi cemaati de bu konuda çok rahatsız ve bu konuda onlar da gerekli girişimlerde bulundular. Bir sonraki aşamada da eğer gerek duyulursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi söz konusu. Yani bunun hukuki sürecin devam etmesi gerekiyor. Biz de bu hukuki süreci çok yakından takip ediyoruz. Şimdi vatandaşlarımız buna niye engel olunmadı şeklinde zaman zaman sorular soruyorlar. Ben bu konuda şunu söylemek istiyorum. Bir kere bu mesele benim görev yaptığım parlamentoda görüşülmedi, oylanmadı. Ama orada da diğer parlamentoda da tamamen oy birliğiyle yani bütün partilerin desteğiyle çıktı. Burada samimi olmak gerekiyor. Ancak 3-5 kişinin karşı oyuyla durdurulacak bir mesele değil bu. Zaten o da sonucu hiçbir zaman değiştirmezdi. Ama mesele burada tabii hukuki olarak bu mücadelenin devam etmesi ve oradan güzel bir sonucun alınması. Kasap arkadaşlarımız, normal vatandaşlarımız bu konuda zaman zaman tabii tepkilerini ortaya koyuyorlar. Biz anlayışla karşılıyoruz ve bu hukuki süreçte de elimizden gelen desteği ve katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Evet, şimdi vekilim ben devamlı şöyle her programda söylüyorum. Maalesef bizler bir şeyler yasa çıkar, uygulamaya girdikten sonra biz Türk toplumu nedense hop işte ne yapıyorsunuz falan deriz. Ben devamlı şunu yani bir sonuçta 74'ten beri yani büyük yani 50 yıldır buradayız. 55-60 yıldır Türk toplumu burada. Artık bir şeyleri değiştirmemin zamanı geldi ve geçiyor diye düşünüyorum. Biz lobicilikten bahsettik, şundan bahsediyoruz. Aylardır, yıllardır hep bunları konuşuyoruz. Önemli olan bir kararı aldırtmamak. O gücünü öyle göstermek. Halk olarak, toplum olarak. Yani burada bir Türk toplumu varsa ki var. 250 binde yakın bir Türk toplumundan bahsediyoruz. Ve girişken toplum, organizatör toplum. Her alanda da Belçika Devleti'ne hiçbir zaman karşı çıkmaz. Yasalara ayak uyduran, uyum sergileyen, en az hukuki Belçika'yla uğraşan bir toplumdan bahsediyoruz. Yani başka toplumlara bakarsak uyumlu bir toplumdan bahsediyoruz. Nedense biz bu alanda bizim dinimiz konusunda veya her toplum hakkında çıkan kararlara nedense biz onu nasıl oluyor da biz orada işte, duyarsız kalabiliyoruz toplum olarak. Çünkü önemli olan bu yasanın çıkmaması. Çıkmaması yani çıkmaması. Çünkü sen burada varsan bir İslam dini tanınmış bir din. Belçika'nın ilk tanıdığı dinlerden bir tanesi. Ve bu dine sonuçta burada kalk dini vecibesini yerine getirmek için bu kurbanlarını da kesiyorlar. Dolayısıyla önemli olan burada o gücümüzü biz niye 50-60 yıldır ya burada da bir Türk toplumu veya Müslüman topluluğu var diye bu hükümetler veya meclislerde dikkat alınmıyor. Şimdi burada tabii siz de bahsettiniz. Biz 3 kişi bir araya geldiğimizde işte lobicilikten bahsederiz. Evet. İşte dayanışmadan bahsederiz. Birlik beraberlikten bahsederiz ama neticede bu maalesef istediğimiz şekilde gerçekleşmiyor. Şimdi yasal tepki konusunda kurban bir örnektir. Bunun birçok örnekleri var. İmamların vizesi konusu, Türkçe dersleri konusu, çok farklı konular var. Bu konularda maalesef biz toplum olarak yasal tepkimizi bu konuda oluşturamadık. STK'larımız, derneklerimiz bir araya gelip bu konuda sizin de söylediğiniz gibi yasa haline gelmeden önce tepkiyi ortaya koymak evet. lazım. Burada ben günah çıkarmaya kesinlikle gitmiyorum. Bizim belli bir sorumluluğumuz var. Ama biz de bazı konuları masaya yatırdığımızda şunu söyleyebilmeliyiz. Bakın burada işte 3000 insanın imzası var. Bir imza Tabii. kampanyası veya bir makale basında, medyada bunların dillendirilmesi lazım.
Maalesef biz biraz işin şey tarafına bakıyoruz, kolay tarafına bakıyoruz ve biz topu atıyoruz siyasilere. Ondan sonra da olay istediğimiz şekilde cereyan etmeyince de onları hedef haline getiriyoruz. Aslında siyasetçilerimizi kullanarak, onların oradaki konumlarını değerlendirerek onlarla diyalog haline geçip STK'larımız, derneklerimiz, toplumun ileri gelenleri bir araya gelip bu konuda tabii ortak bir karar ve ortak bir irade ortaya konabilir. Bunların hiçbirisi olmuyor ve biz de zaten bu açıdan kaybediyoruz. Evet. Mesela bu İslam Temsil Kurumu var, eksekutif. Yani bu sonuçta burada Belçika'da, Belçika hükümetinin muhatap aldığı bir kurum. İslam konusunda fetva verecek kurum. Değil mi? Öyle bir anlıyorum. Evet. Bunlar yani sonuçta bu yasa çıkarken veya bu yasa teklifi içerisinde bunların mutlaka haberdar varlardı, haberdarlardı bunlar. Yani bunların niye toplumda işte tabana inip de bakın şöyle olacak falan böyle bir şey çalışma oluyor mu? Şimdi bu konuda ben öyle bir çalışmaya rastlamadım. Biz devamlı telefonlarımız, maillerimiz açık, herkes tarafından, özellikle STK'lar tarafından kolay ulaşılabilecek bir siyasetçiyiz. Bu konuda Müslüman Temsil Kurumu'nun bir ön çalışma yaptığını ben bugüne kadar vakıf olmadım. Bu da büyük bir talihsizliktir aslında. Acı. Çünkü onların özellikle bu konularda toplum tarafından yetkilendirilmiş bir kurum. Yani hem devletin muhatabı ama aynı zamanda Müslümanların da buradaki temsilcisi. Şimdi bu konularda ön çalışma yapılması gerekiyor. Bu başka sektörlerde oluyor. Size bir misal vereceğim. Enerji sektöründe herhangi bir yenilik çıkacaksa, bu da mesela otomobil sektörünü etkileyecekse, otomobil sektörü lobicileri günlerce, aylarca meclisin kapılarında bekliyorlar. Yani. Milletvekilleriyle, gruplarla görüşüyorlar ve kendi tezlerini ortaya koyuyorlar. Artık bizim yani siyasi varlığımız seçimde sandıkta oy kullanmakla ibaret olmamalı. Olmamalı, elbette. Bundan sonra STK'larımız özellikle bu konuda büyük görev almak zorundalar. Siyasilerimizle birlikte toplumu temsil eden kurum ve kuruluşların bir araya gelip ortak meselelerde partiler üstü bir dayanışma ve bir çalışma yürütmeleri gerekiyor. Evet. Sadece bu şekilde biz bazı sorunları çözebiliriz, bazı sorunların önüne geçebiliriz. Yoksa herkes kendi alanında kürek çekmeye devam ederse hiçbir netice alamayız. Olduğumuz yerde sayarız ve sonra da birbirimizi eleştiririz. Bunu artık geride bırakıp aktif bir şekilde toplum olarak ve iradesini ortaya koyan bir toplum olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Ben her zaman sevgili seyirciler, Belçika'daki 5000 üyeli bir çiftçiler derneği var. Çok her zaman bu örneği veririm. Bu adamlar elini masaya vurdu mu koalisyon çıkarıyorlar. Bu kadar basit. Yani yapacaksak, toplanacaksak bir yasa teklifi sunulduğunda en azından o konuda fetva verecek veya biz de buna karşıyız şu toplum olarak diye bir kurul, kişi, şahıs, her kimse olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Sayın Vekilim. Şimdi kendi bölgenizde çok büyük bir otomotiv, devasa bir otomotiv sektörü var. Ki markasını söylemeyeceğim burada. Yok söyleyeceğim, gençler ısrar etti çünkü sor diye. Volvo var. Gent'te Volvo birçok bizim Türk gençlerin çalıştığı büyük sanayi merkezinde, bölgesinde olan bir 5-6 bine yakın işçisi olan bir şirket. Orada geçen de bir sosyal medyada bir şeyler paylaştınız. Özellikle akşam ekibiyle ilgili son durum ne? Çünkü gençler siz o paylaştığından sonra panik oldu. Bir de sizin bugün konuk olacağımızı söyledikten sonra aman Necdet Hocam mutlaka bir sor. Biz ekip dağılacak mı? Ekip bitecek mi? Volvo gidecek mi? Bunların bir açıklamanı bekliyor sevgili gençlerimiz. Evet. Volvo tabii ki Gent bölgesi için çok önemli bir fabrika. Sadece kendi bünyesinde 6000 işçi çalıştırıyor. Ama yan sanayi ile birlikte 20 bin kişi oradan ekmek yiyor. Evet. O yüzden ben siyasette olduğum sürece Volvo'ya çok itinalı bir şekilde yaklaşmışımdır. Bunu genç arkadaşlarımız da bilirler.
Çünkü o bölgede siz ekonomik canlılığı ayakta tutabilmek için Volvo'ya kesinlikle ihtiyacımız var. Volvo'yu Gent limanından alın. Bu hem Gent'e yansıyacaktır hem de bölgeye yansıyacaktır. Dolayısıyla iş konusunda çok önemli bir fabrika. Biz daha önceki dönemde Flaman Parlamentosu'ndan gerekli girişimleri yaptık. Biliyorsunuz bu otomobil fabrikası İsveçlilerindi. Şu anda Çinliler. Çinlilerin Geely Otomotiv'in grubunda. Bu fabrikanın bir zamanlar işte Çin'e kaydırılması veya kapatılması falan söz konusuydu veya böyle söylentiler vardı. Bunların hiçbirinin aslında olmadığını biz o zaman gençlerimize, arkadaşlarımıza, seçmenlerimize anlattık. Flaman Parlamentosu'nda da Flaman hükümetiyle birlikte önemli çalışmalar yaptık. Yeni yatırımları oraya kaydırdık ve şu anda Volvo'nun önümüzdeki dönemde de orada kalıcı bir fabrika olarak devam etmesini sağladık. Hı hı. Şimdi vergilendirme konusunda da hükümetin biliyorsunuz bazı sektörlere destek amaçlı bir takım fonları var, destekleri var. Bunlardan da Volvo yararlanıyor. Biz hep Volvo'ya şunu söyledik yönetime, biz size bu desteği sağlıyoruz ama siz burada da bizim gençlerimize istihdamı devam ettireceksiniz. Şimdi geçen hafta basında bir takım haberler çıktı. Gece ekibi iptal edilecek falan şeklinde. Şu anda XC60 devam ediyor. Pardon, XC40 devam ediyor. Bu çok iyi satan bir model. İkinci bir modelin Gent'e getirilmesi söz konusu. Bu fabrikanın Gent'te kalabilmesi için ne gerekiyorsa hem Flaman hükümeti hem de federal hükümet gerekli adımları atmaya hazır. Bu gece ekibiyle ilgili biz tabii o gün o haber çıkınca hemen fabrikayla irtibata geçtik. Biz dedik böyle haberler var, bunun aslı nedir? Onlar da bize bu söylentilerin aslının olmadığını bize teyit ettiler. Biz daha sonra onu kendi Facebook'umuzda paylaştık, sosyal medyada paylaştık. İkinci bir modelin Gent'e gelmesi ve farklı modellerin Gent'te yapılması için bu gece ekibine ihtiyaç var. Şimdi orada bir teknik durum var. Orada çalışanlar daha iyi bilir. Gece ekibinde performans çok yoğun ve çok yüksek. Ve bu süreçte, önümüzdeki süreçte oradaki tempoyu biraz daha aşağı çekme gibi bir durum söz konusu. Ama gece ekibi devam edecek. Gece ekibinin iptal edilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Bunu burada çok açıklıkla ifade edebilirim. Sadece şu andaki yüksek performans biraz tempoyu düşürecek. Evet. Gündüz ekiplerine yayacaklar. Ama gece ekibi kalacak. Gündüz ekipleri devam ediyor. Öğlen ekibi devam ediyor. Gece ekibindeki tempo biraz düşürülecek. Orada da arkadaşlarımız, orada çalışanlar daha bir rahat şekilde nefes alarak işlerini evet. yapacaklar. Yani gençlerin panik yok. Gece ekibi kalkıyor diyor. Bir sorun yok. Burada vekilimiz de kendisi söyledi. Yeni modeller de gelecek inşallah. Geldikten sonra iş istikamı devam edecek. Gent'e çok önem kazanan bu Volvo şirketler devam eder. İnşallah gençlerimiz de, çünkü yoğun bir Türk genci çalışıyor orada. Burada da tabii bunu söylemiş olalım. Ben bir şey daha ilave etmek tabii istiyorum. Ki. Orada arkadaşlarımız bilir. Ben her yıl en az 2-3 defa fabrikaya ziyarette bulunurum. Hem yönetimle görüşürüm, aynı zamanda orada işçilerle de diyalog kurma fırsatımız olur. Yani yerinde izleyip, yerinde olayları görüp ona göre de gerekli girişimleri yapıyoruz. Bu şekilde de çalışmaya devam edeceğiz. Evet, yani sıkıntı yok diyoruz. Evet, şimdi gelelim bir öbür, özellikle yaşlılarımızı, emeklileri ilgilendiren konuya. Mütevellerde biliyorsunuz Türkiye'ye gitmeden önce burada izin dönemimizde, yani Türkiye'de kaldığımız süreç içerisinde orada Türkiye'nin sağlık sistemine yararlanmamız için BT8 formu var. Hatta şu anda değişti. BT8'leri başka bir şey oldu. Yani basitleştirilmiş. O belgelere ihtiyacımız vardı ama emeklilerimizde, yaşlılarımızda bu sıkıntı oluyor. Çünkü bazı mütevelliler sadece 45 günlük veriyor, bazıları istisna gösteriyor. Sıkıntı oldu çünkü emekli olmuş vatandaş 4-5'e kalayım diyor. Orada da tabii bu sıkıntı yaşanıyor. Bu bir açıklık yeterim. Vekilim ne olacak? Evet,
Şimdi bu Belçika-Türkiye Sosyal Güvenlik Anlaşması bildiğiniz gibi 2014 yılında yenilendi. Evet. Nisan 2014 yılında yenilendi. Ancak bu anlaşma parlamentolar tarafından onaylanması gerekiyor. Burada da büyük bir sıkıntı yaşadık. Biliyorsunuz Belçika'nın çok karmaşık bir siyasi yapısı var. Evet. Parlamentolar, bölgeler bilmem ne derken bu anlaşma aslında Belçika'nın karmaşık siyasetine, siyasi sistemine kurban gider gibi oldu. Biz bu konuda gerekli girişimleri yaptık Mayıs 2014 seçimlerinden sonra. Sağlık Bakanlığı'nı biz harekete geçirdik. Bölgelerdeki sağlık bakanlıklarını harekete geçirdik. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi 4 yıl sürdü. 4 yıl sürdü. Sağlık Bakanlığı'na gittik geldik, gittik geldik. Valon Parlamentosu, Flaman Parlamentosu. Ve burada büyük bir gecikme söz konusu oldu. Ancak netice olarak geçen yıl Eylül ayında bu anlaşma imzalandı. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hem de Belçika Federal Parlamentosu ve diğer parlamentolar tarafından onaylandı ve 1 Eylül 2018'de yürürlüğe girdi. Evet. Bu ne demektir? Vatandaşlarımız BT8 formülünü alıp 90 gün Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar. Daha önce bu 45 gündü, bu 90 gün oldu. İşçiler için ve işverenler için ayrı düzenlemeler, iyileştirmeler oldu bu BT8'de. Bunun tabii ki önümüzdeki yani ilk defa bu yıl yaz tatilinde yaşlılarımız, onlar Mart, Nisan gibi, Mayıs gibi Türkiye'ye gidecekler. İlk defa 90 gün olarak kullanacaklar. Ben hayırlı olsun diyorum. Bu çalışmalarımız da sağlık sektörü için devam edecek. Evet, yani şu anda yaşlılarımız bunu bağlı bulundukları mütfelerine gidecek. BT8 formu aldı, 90 günlük geçerli olacak. Evet. 45 gün bitti mi? Bitti. Evet, burada da emeklilerimize özellikle gerçekten çok büyük sıkıntıda gittiklerine 45 günlük, sonra akabinde bir 45 günlük daha uzatma alabiliyorlardı. Bu sıkıntı oluyor. Şimdi 90 gün yani 3 ay rahatlıkla bir tek formla izinlerinizi rahatlıkla geçirebiliyorsunuz. Evet. Vekilim, konu çok. Zaman dar, konu çok. Özellikle transport şirketlerimizden, kablo şirketlerimizden, kamyon sürenler, tır sürenlerden çok sorular geliyor. Bu kodu 95. 95 kodu, bunu işte belli sektörde ek ders alarak alanlar var. Kimileri işte o sınıfa düşüyor, düşmüyor. Bu kod 95 olayını bir açıklık getirelim, bildiğiniz kadarıyla. Evet, şimdi bu kodu 95 aslında bir sertifika. Burada transport sektöründe çalışmak isteyenler bu ehliyet değil. Ehliyetini alacak, sınava girecek. Orada da biliyorsunuz bazı sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü artık tercümanlı sınavlara gidilmiyor. Bu sertifika, kodu 95 sertifikası niçin gerekli? O transport firmasının sahibinin veya yöneticisinin o şirketi yönetebileceği anlamına gelen bir sertifika. Hani şoförün arkası yok aslında. Aslında ehliyetle alakalı değil. Aa. Şimdi burada önemli olan Türkiye'den buraya gelen bir tır şoförü. Evet. Gidip ehliyetini değiştirecek. Veya burada ehliyet sınavına girecek, tır ehliyetini alacak ama sertifika gerekiyor. Sertifikayı alabilmesi için de Flamancasının olması gerekiyor. Flamancası olmadan sertifikayı elde edemiyor. Hı hı. Şimdi bununla ilgili bizim bir çalışmamız var. O da nedir? Biz Belçikalı bir tır şoförü ehliyetini almış, gelip firma açmak istediği zaman bu sertifika için sintralarla eğitim alıyor. Evet. 3 ay, 6 ay, 9 ay onların modülleri var. Evet, hızlandırılmış. Hızlandırılmış var. Modüller var. Yani ders alıp firmasını yönetecek. Hı hı. Şimdi bizim önerimiz şöyle olacak.
Aynı bu Belçikalı tır şoförlerine yapılan uygulama şeklinde sertifikayı hemen değil, sertifika için şoförlere bir yıllık bir süre tanıyalım ve bu eğitimlerle o vatandaşların, Türk şoförlerinin bu sertifikayı almalarını sağlayalım. Hı hı. Çünkü siz Türkiye'den buraya gelen bir şoförden, tır şoföründen Flamanca isterseniz bu mümkün olmaz. Evet. Bu da ne demektir? O kişinin kazanç kaybına uğraması demektir. Evet. Çünkü bir de Belçika'da şoför sıkıntısı var. Evet, yani şu anda büyük bir ihtiyaç var. Evet. Ve bu konuda da Avrupa Birliği'nin de düzenlemeleri var. Artık Romanya'dan veya Bulgaristan'dan şoförler oradaki fiyatlara göre çalıştırılamayacaklar. Evet. Evet. Oradaki mevzuata göre çalıştırılamayacaklar. Belçika'daki mevzuata göre çalıştırılacaklar. Ve bu çalışmayı biz hızlı bir şekilde yapacağız. Ve tır şoförlerinin bu E95 evet, kodu 95 sertifikasını almasını sağlayacağız. İnşallah, çünkü gerçekten çok soru geliyor. Kimileri işte legal ve illegal bir şeyler yapmaya çalışıyor ama her ne yapıyorsanız yasal yapın, çünkü temel olmayan bir şeyin size faydası olmayacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ağır ağır artık bir yeni siyasi döneme geliyoruz. Çünkü 26 Mayıs'ta federal seçim var. Artık belediye seçimi değil de federal seçim, yani milletvekilleri ve bölgelerdeki hükümetlerin milletvekilleri seçimi olacak. Ona gelmeden önce şu andaki hükümette bahsetmek istiyorum. Şu anda bir azınlık hükümeti var. Yani ikinci Michel diye adlandırıldığı bir hükümet var. O şu anda ne yapıyor? Azınlık hükümet Mayıs'a kadar ne yapacak? Şimdi bildiğiniz gibi Aralık ayının sonunda bir kriz yaşandı. Siyasi bir kriz yaşandı. Aşırı sağcı Milliyetçi Parti NVA hükümet ortağı bu Marrakeş Paktı konusunda bir sorun yarattı ve hükümeti terk etti. Bunun geri planda sebebine bakmak lazım. Nedir o? 14 Ekim'de yerel seçimler vardı. Evet. Bu yerel seçimlerde NVA birçok bölgede beklediği oyu alamadı. Hı hı. Ve şunu gördü. Oyların büyük bir kısmı ırkçı parti Vlaams Belang'a kaydı. Şimdi bunu geri toparlamak için NVA hükümette kriz çıkarttı ve göç konusunu siyasi olarak kullanmak için hükümeti terk etti. Yani bu kaybettiği oyları geri almak için yaptı. Evet. Tamamen siyasi bir strateji bu. Yoksa bu pakt konusunda, bu anlaşma konusunda aslında görevli göç bakanı Theo Frank'ın 1,5 yıl o anlaşmanın metni konusunda düzenlemeler yaptırdı. O zaman da hükümetteydi. Hükümetin içerisinde, evet, düzenlemeler yaptırdı. Ve bu anlaşmanın imzalanmasına 2 hafta kala bu metni ben kabul etmiyorum diyor. Böyle bir mantık var mı? Böyle bütün hazırlık aşamasında vardı. Bütün hazırlık aşamasında var. Eylül'ün başında Başbakan Michel New York'ta, orada Birleşmiş Milletler kürsüsünde Belçika olarak biz bunu onaylayacağız diyor. Ve bu konuşmayı NVA onaylıyor. Hükümet ortağı olarak. Çünkü Başbakan'ın her söylediği 4 partiyi bağlar. Yani. Siz neredeydiniz bu saate kadar kardeşim? Şimdi burada tamamen siyasi bir oyun. Irkçı oyların Vlaams Belang'dan geri gelmesi veya kendi oylarının oraya kaymaması için tamamen siyasi bir burada bir durum söz konusu. Aslında NVA böyle yaparak gerçek yüzünü ortaya, evet, koydu. Göç üzerinden siyaset yapmak isteyen ve yabancıları hedef göstererek siyaset yapmak isteyen bir parti olduğunu tescillemiş oldu. Ben ümit ediyorum ki Belçika kamuoyu, özellikle Flaman kamuoyu bunu görerek ve bunu değerlendirerek önümüzdeki seçimlerde hareket edeceklerdir. Buna ilaveten 2-3 hafta önce bunu da basından takip ettik, gördük. Başka bir kriz patlak verdi. O da nedir? İnsani vize krizi. Evet. Yine NVA'lı Göç Bakanı, eski Göç Bakanı Theo Frank'ın kabinesiyle çok bağlantılı çalışan Mechelen'den bir partilisi, belediye meclis üyesinin insan kaçakçılığı yaptığı,
para karşılığı, vize sattığı, evet, ve insanları dolandırdığı söz konusu ve bunun için de şu anda tutuklu halde. Bu konuda tabii yargı her şeyi yapacak ve bu konuyu netleştirecek. Ama bazı çevreler şunu da söylüyor. Bu olayın patlak vermesinden önce Enver hükümeti terk etti, kaçtı şeklinde. Çünkü şu anda bir soruşturma söz konusu. Savcılık şu anda bir soruşturma açtı ve bu konu araştırılıyor. Yani diyeceğim odur ki Enver bu önümüzdeki seçimde göç konusunu kullanacak. Özellikle yabancıları kullanacak. Biliyorsunuz son 2-3 yıldır bu Suriyeli göçmenlerle ilgili kamuoyu çalkalanıyor. Mültecilerle ilgili. Burada Belçika olarak bunu açıklıkla söylemek gerekiyor. Ve Avrupa'nın geneli olarak da bunu söyleyebiliriz. Bu konuda hiçbir şey yapmayan ülkeler insan haklarından bahsediyorlar. Ama asıl ateşin yanında, ateşin çemberinde bulunan ülkeler, Türkiye bunlardan bir tanesi. 3 milyon, 4 milyon mülteciye kapısını açtı ve onlara orada ev sahipliği yapıyor iken Avrupa'nın birçok ülkesi göçmen gelmesin, Suriyeli mülteci gelmesin diye adeta kapıları kapatır hale girdiler. Bu şekilde de bir durum söz konusu. Şu anda hükümet devam ediyor. Üçlü koalisyon Charles Michel'in önderliğinde azınlık hükümeti. Bu ne demektir? Yeni yasaların çıkması için hükümet meclise gitmesi gerekiyor. Meclisten destek alması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte tabii birkaç önemli konu var. Bunlardan bir tanesi tabii bu istihdam konusunda bizim attığımız adımlar. Bu dönemde, bu hükümet döneminde muhalefet bazı şeyleri söylüyor ama bu hükümet döneminde 250 bin yeni istihdam oluşturduk. Sosyal yardımlar konusunda hükümet 7 milyar euro bütçe ayırdı. İnsanların alım gücü %5 arttı. Ve şu anda önerilerden bir tanesi elektriğe olan verginin %21'den %6'ya düşürülmesi. Evet, o da çok önemli konulardan. Bu önemli bir konu ve bu konu üzerinde şu anda çalışmalar devam ediyor. Biz muhalefetin de desteğini alabilirsek bu konuda yolumuza devam edeceğiz. Diğer önemli bir konu, bununla ilgili de Adalet Bakanı güzel bir yasa teklifi hazırlattı. Biz bahis oyunları ve kumarhaneler konusunda da yeni bir düzenlemeye gideceğiz ve bunu önlemek için çok önemli bir paket ortaya koyacağız. O da nedir? Kumarhane sayısı, bahis oyunlarının yapıldığı yerlerin sayısını 685'ten 600'e düşüreceğiz. Bahis oyunlarını okullardan, gençlerin takıldığı yerlerden çok uzak tutacağız. 18 yaşının altındaki gençlerin oralara kimlik kontrolü yapılarak alınması, bunlar önemli değişiklikler, yenilikler ve bu konuda da belediyelere çok önemli bir görev verilecek. O yerlerin kontrolü, o yerlerin denetimi konusunda. Çünkü bahis bağımlılığı, kumar bağımlılığı çok tehlikeli ve toplumlar için tehdit oluşturan bir durum. Bazı zamanlarda gençlerimiz ekonomik sıkıntı içerisine girip, ekonomik kriz içerisine girip Allah korusun hayatlarına son verebiliyorlar. Bu yaygın bir sorun ve bu sorunun önüne gitmek için şu anda yasa teklifi son haline getirildi ve önümüzdeki günlerde meclisten çıkacak. Evet, Sayın Vekilim, şimdi geri o hükümet krizine gelirsek, sizin şahsi görüşünüz, parti değil de şahsi olarak, Charles Michel o süreçte doğru karar mı aldı? Evet, Charles Michel açıklamasında şunu söyledi. Biz Belçika olarak tarihin iyi yanında yer alacağız. Nedir bu? İnsan haklarının yanında yer alacağız. Nedir bu? Uluslararası diyaloğun yanında olacağız. Nedir bu? İnsan kaçakçılığını önlemenin yanında olacağız. Sonuçta bu anlaşma neyi ortaya koydu veya neyi öngördü? Ülkeler olarak birlikte çalışacağız. Bugün Türkiye bu misafirperverliği
ve bu iradeyi ortaya koymasaydı 3-4 milyon Suriyeli mülteci nerede soluğu alacaktı? Avrupa'da. Evet. Ve bugün 50 bin, 100 bin mülteciyle baş edemeyen Avrupa'nın halini düşünebiliyor musunuz? Evet. Demek ki bu sorunun çözümü nereden geçiyor? Ülkeler arası işbirliğinden geçiyor. Ve burada herkes samimi olması gerekiyor. Yani bir taraftan insan haklarından bahsediyoruz, bir taraftan Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. Ama sorumluluğumuzu almaktan kaçınıyoruz. Macaristan, Polonya. Duvar örenler, terör evet, örenler. Yani Avrupa Birliği'ne sonradan geldiler. Evet. Şimdi Avrupa Birliği'nin önünü çekmeye çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli bir süreç. Ve bu anlaşma konusunda Başbakan biz söz verdik. Birleşmiş Milletler kürsüsünden ben gideceğiz, katılacağız dedik. Gitti, katıldı ve barıştan yana olduğunu, demokrasiden yana olduğunu ve işbirliğinden yana olduğunu gösterdi. Evet. Bu da takdire şayan bir harekettir. Aynen. Çünkü sonuçta da bütün meclisin, iki parti hariç bütün meclisin muhalefet, iktidar ve muhalefetteki bütün partilerin desteğini de almış oldu. Evet. Şimdi gelelim İslamofobiye. Avrupa'nın ve dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Belçika'da da İslamofobi trendi yükseldikçe yükseliyor ki artık bunlar bizi acıtmaya başladı. Yani bu devamlı söylüyoruz. Bunu da devamlı söylemek istiyorum. Geçen işte her siyasetçiler, federal parlamentoda siyasetçilerimize sorduk. Yani bu bir süreç. Her şey denene. İşte mecliste Kur'an sallandı, sona kalktı başka birisi. Kur'an'ı ayakları altına alıp da ismini dahi almak istemediğim bir partili bayan öyle yaptı. Sonra sokaklarda bakışlar değişti. Bu İslamofobi Belçika'da nereye gidiyor vekilim? Şimdi rakamlara baktığımızda özellikle Eşit Haklar Merkezi var, Ünya. Onun rakamlarını ben burada zikretmek istiyorum. 2017 yılında 202 vaka iletilmiş. 2018 yılında da bu rakam aşağı yukarı 220-230 civarında. Ve her yıl bunun arttığını görüyoruz. Şimdi maalesef Avrupa'nın genelinde, Avusturya'ya bakın, Hollanda'ya bakın, İslam karşıtı söylem artık artmaya başladı. Ve İslamofobik öneriler, İslamofobik söylemler bunlar kamuoyunda prim yapıyor. Ve özellikle sağ ve aşırı sağ ve ırkçı partilerin bu konuda siyasi rant sağlamak için bu tür yola başvurduklarını görüyoruz. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bu konuda açık ve net bir raporu var. O da nedir? İslamofobi Avrupa'da insanların barış içerisinde, farklı kültürlerin barış içerisinde bir arada yaşamasına tehdit oluşturuyor diye. Aynı zamanda bu Eşit Haklar Merkezi'nin de bu konuda değerlendirmeleri var, raporları var. Şimdi durum gayet açık ve net ortada. Buna sessiz kalmak artık bize yakışmaz ve bu konuda gerekli adımların atılmasını istiyoruz. İngiltere'nin bu konuyla ilgili yaptığı bir çalışma var. Bunun aynısını biz de burada yapacağız. Nedir o? Çünkü bunu siz kamuoyunda medyacılarla veya vatandaşlarla konuştuğunuzda ya işte hemen mağdurları oynuyorsunuz şeklinde bir yaklaşım var. İslamofobinin ne olduğunu tanımlayacağız. Nedir İslamofobi? İnsanların inançlarından ötürü baskı görmesi, şiddet görmesi, Şarlırva'da bir genç kızın iki kişi tarafından tartaklanması, evet. Bundan 2-3 hafta önce Brüksel'de başörtülü bir bayan torunuyla veya kızıyla yolda giderken şiddete maruz kalıyor. Bunlar kabul edilir değil artık. Evet. Eğer Avrupa ve Avrupa'nın merkezi Brüksel, insan haklarının merkezi ise, kalbi ise bu tür olaylara sessiz kalmamamız gerekiyor ve bunların engellenmesi gerekiyor. Bunun için de biz kolları sıvadık ve İngiltere'nin yaptığı çalışmanın aynısını burada yapacağız. Önce bir tanımlayacağız. Ondan sonra da hukuki olarak bunun önüne geçmeye çalışacağız.
cezalarıyla birlikte. Çünkü artık yani her geçen gün biz sınırın biraz daha çekildiğini görüyoruz. Evet, zorluyorlar, yani, sınırı zorluyorlar. İşte başörtüsü, işte helal kesimdir, işte personelin başörtüsü takması, okullarda helal gıdaların veya yemeklerin verilmesine kadar. Bunların hepsi artık siyasetin malzemesi oldu. Hangi siyasetin malzemesi oldu? Irkçı siyasetin malzemesi oldu. Ve bunların karşısında biz güçlü bir şekilde STK'larımızın desteğini alarak, Müslüman Temsil Kurumu'nun desteğini alarak, çünkü onların sessiz kalmaması gerekiyor, evet, onların da seslerini duyurması gerekiyor, bizim de sesimizi duyurmamız gerekiyor. Çünkü bu konuda eğer geç kalırsak, korkuyorum bu normal hale gelecektir. Evet, alışacak. Çünkü yani her geçen gün bu olaylarla karşı karşıyayız ve burada geçtiğimiz haftalarda, çünkü o paralellik çok önemli. Geçtiğimiz haftalarda yine bu Eşit Haklar Merkezi'nin bir antisemitizmle ilgili bir açıklaması oldu. Bununla ilgili biz çalışma bekliyoruz dediler. Biz de İslamofobi konusunda güçlü ve iradeli bir çalışma bekliyoruz. Aynı şekilde bunun da üzerine gidilmesi gerekiyor. Ve insanların dinlerinden ötürü, kültürlerinden ötürü baskı altına sokulması, başörtüleriyle dalga geçilmesi, şiddete maruz kalmaları, ayrıştırıcı, bölücü, incitici söylemlere maruz kalmaları kabul edilemez. Burası bir hukuk devleti. Bunların hepsinin hesabının sorulması gerekiyor. Bunun için de biz önümüzdeki aylarda çok ciddi bir çalışma başlattık ve bunu sonuçlandıracağız. Evet, Sayın Vekilim, bu bir türlü anlamıyoruz. Yani biz özellikle Aktif TV medya grubunun altındaki bütün personeller her programlarında devamlı artık şunu diyoruz. Toplum, hadi artık. Çünkü vakit geçiyor. Yani biraz önce şeyde başlattı işte, İslam Temsil Kurulu'nda bahsettik, Diyanet'ten bahsediyorum, oradan bahsediyorum. Ya ne zaman sonuçta bu din konusu, yani bunların gündeminde olması gereken, bunların bu konuları takip etmesi lazım ve bunların toplumu bilgilendirip, arkadaşlar söz konusu bizim dinimiz, söz konumuz çıkan yasa bizim dinimiz çok etkileyecek, gelecek nesli etkileyecek demesi gerekirken bizler burada hadi diyoruz. Bir tek siyasetçilerle olacak bir iş değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani siyasetçilerin de temeli, tabana çok ihtiyacı var. Yani aynı seçimde ihtiyacı olduğu gibi bu tür yasaların çıkmasını engellemek için veya yasaları dürtüklemek için veya yasaları engellemek için sizin de topluma ihtiyacınız var. Yani dolayısıyla hem siyasetçiler, hem hukukçular, hem STK'lar, hem derneklerinde toplumla birlikte bu gücü bunları yapabileceğimizi çok iyi inanıyorum. Ama bizim toplumumuz neden duyarsız biz? Nereden kaynaklanıyor? Şimdi burada bizim bir atasözümüz var. Nedir o? Bize dokunmasınlar, bin yaşasın. Bana değmeyin, yılan bin yaşasın. Bin yaşasın. Ama yılan değmiyor diye artık kursağımıza girdi. Hayır, işte işin yani üzücü tarafı da budur. Biz zaman zaman Osflandır'ın bölgesini, vilayetimizi dolaşıyoruz. Derneklerde, camilerde toplantılara katılıyoruz. Zaman zaman şununla karşı karşıya kalıyoruz. Aman buraya siyaset girmesin. Evet. Aman burada siyaset konuşmayalım. Konuşmayalım. Ama işte bugün siyasetin aldığı bir karar var. Evet. Peki bunu biz nasıl, buna nasıl cevap vereceğiz? Siyaset bizi ilgilendirmiyor diyoruz. Böyle bir şey olduğunda da ilk baktığımız kişi siyasetçi. Evet. Şimdi biz sorumluluğumuzu almaktan kesinlikle kaçınmıyoruz. Tam tersine. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu konuda da masaya güçlü bir şekilde vurmak istiyoruz. Ama benim bunu yapabilmem için güçlü bir de tabanımın olması lazım. Arkaya baktığımda ben bir kitleyi görmek istiyorum. Evet. Ben STK'larımızı görmek istiyorum. Ben derneklerimizi görmek istiyorum. Gençlerimizi görmek istiyorum. Fikir üreten, ağzı laf yapan, kalemi olan gençlerimizi görmek istiyorum. Şunu söyleyebilirim. Medya olarak Aktif TV bu konuda hakikaten biz çok istiyoruz artık. Basbe her konuda artık birlik, beraberlik zamanı,
her alanda, bir tek siyasetçilerimize değil, STK'lar, bütün kurumlarla, bütün halkla birlikte artık bunlara dur dememiz lazım. Yoksa Avrupa'da zaman gelecek böyle olursa sokak çıkamayacağız. Biz fazla tarihin çok uzaklarına gitmemize gerek evet. yok. Yakın tarih. 30'lu yıllara bakalım. Almanya'da olanlara bakalım. Evet. Yani Bosna'da olanlara. Bosna'da olanlara bakalım. Kendi benliğimizi, kendi kültürümüzü, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi idrak ederek toplum olarak bir silkinmemiz gerekiyor. Ve bunu söylerken de ben kimseyi eleştirmiyorum. Sadece artık hareket zamanı, artık icraat zamanı. Yani olayları tespit ettik, analiz ettik. Aklın yolu bir, ne yapılacağı ortada. Gelin birlik olalım, beraber olalım ve meseleleri çözelim. Bu ülkenin biz bir vatandaşıyız. Anayasal haklar ortada. Biz inanç özgürlüğü diyoruz. İnanç özgürlüğü anayasal bir hak. Siz başka bir bireyin hakkına müdahil olmadığınız sürece o sizin anayasal hakkınız diyor. Belçika Anayasası. Peki biz bunun etrafında hareketlerimizi, söylemlerimizi ve beklentilerimizi niye bir ortaya koymuyoruz? Bu konuda büyük bir sıkıntı var. Bunun için de birilerinin hadi demesi gerekiyor. Ben de buradan sivil toplum kuruluşlarımıza tekrar çağrı yapıyorum. Bu konularda ben onlarla birlikte hareket etmeye hazırım. Dünden hazırız. Lütfen bu konuda toplumsal duyarlılığımızı ortaya koyalım ve farklılıklara bakmayalım. Evet. Ortak çok yanlarımız var. Çok çok yanlarımız var. Lütfen bu ortak yanlarımıza bakarak toplumun geleceğini, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini burada teminat altına alalım. Bu ülke bizim. Aynen. Buradaki yasalar bizim için de geçerli. Buradaki haklar bizim için de geçerli. Sorumluluklar da bizim için geçerli. Bu ülkenin dilini öğreneceğiz. Bu ülkede ne gerekiyorsa onları yapacağız. Ama anayasal haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız. Evet sevgili seyirciler, gerçekten bir daha bana gelip de siyasetçilere gidiyor. Arkadaş ben şunu gördüm artık. Siyasetçiler de hazır. Hukukçular da hazır. Biz medya grubu olarak biz de hazırız. Sadece demek ki toplum ve STK'lara denekler kalıyor. Artık birlik olalım. Gerçekten bazı çok yönümüzü, yani düşünün. Şoklu kesimden çok güzel bir örnek. Kimin aklına gelirdi? Müsevi cemaatine birlikte aynı dosyada olacağız. Ortak yönümüz hakikaten Sayın Vekilim Veli Yüksel'in dediği gibi çok. Aşırı çok. Yeter ki ortak noktada buluşalım. Çözemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur diyorum. Son olarak 26 Mayıs federal seçimler var. Evet, her ne kadar listeler belli olmasa da ağır ağır şekil almaya başlıyor. Öncelikle aday mısınız? Sonra da bu partinizin içerisinde Gent halkına bu siyasi dönemde vereceğiniz bu federal milletvekili, federal seçim döneminde nerelere tavsiyede bulunmak istiyorsunuz? Şimdi Necdet Bey, aday olup olmayacağımızı tabii öncelikle halkımız karar verecektir. Ben bu son yerel seçimlerden aldığım sonucu değerlendirdiğimde vatandaşlarımızın bize devam dediklerini görüyorum. Partimiz de tabii uygun görürse biz inşallah tekrar adayız. Hı hı. Hangi listede, hangi sıralamada onu tabii şu anda söyleyemiyorum. Onunla ilgili müzakereler, görüşmeler devam ediyor. Ama biz halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Siyaset olmasa da biz halkımıza hizmet etmeye, onlara yardımcı olmaya, elimizden geldiği kadar yol göstermeye devam edeceğiz. Bu geçtiğimiz dönemde çok önemli çalışmalara imza attık. Nedir? Devlet sektöründe, devlet kurumlarında yabancı kökenli işçilerin çalıştırılması konusunda bir yasa onaylattık. Proximus, Posta, Devlet Demiryolları'nda burada yabancı kökenli insanların sayılarının artırılmasını sağladık. Diğer bir konu, az önce bahsettik, BT8. İstihdam konusunda ilk günden beri işte Volvo örneği ortada.
gerekli çalışmaları, gerekli projeleri attık, yaptık. Toplumsal konularda işte konuştuk onları, o konuları da hep ön plana çektik ve bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Uluslararası politikaya baktığımızda orada da Filistin'in tanınmasından tutun, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumları, Avrupa'nın bununla ilgili yaklaşımı, bunların hepsine geçtiğimiz dönemde el attık. Tabii 5 yıllık bir süre çok kısa bir süre, belki çok uzun gözüküyor ama bir yasanın gündeme gelmesi, onaylanması bu aylar sürüyor. Benim önümüzdeki süreçte de tabii ki önemli çalışmalarımız olacak. Ehliyet konusu çok önemli. Gençlerimizin özellikle eğitimde eşit haklara, gerçek anlamda eşit haklara sahip olmaları çok önemli. Gent Üniversitesi, benim mezun olduğum üniversiteye baktığımızda Gent'te nüfusu siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. 30 bin, 40 bin yabancı kökenli öğrenci sayısı %9. Evet. %9. Biz öğrenci dernekçiliği falan yaptık okuduğumuz yıllarda. Vekilim %9 kayıt. Kayıt. Devam eden %3-4'lerde. O kadar bile, evet, değil. Bir de bu rakamın içerisinde her türlü uyruk var. Tabii tabii, yani yabancılardan bahsediyoruz. Yabancılardan bahsediyoruz. Yani şey değil. Şimdi bu çok önemli. Türkçe öğretmenleri, evet, problemi vardı. Bununla ilgili çalışma yaptık. Aslında benim parlamentomu doğrudan ilgilendiren bir konu olmamasına rağmen bu protokolü uzattık. Daha sonra iki bölge arasında, Türkiye ve Flaman bölgesi arasında yeni bir proje ortaya koyduk. O sekteye uğradı. Onu tekrar canlandırıp hızlandıracağız. İmamlar konusunda ona değinmedik. Bu konuda da tamamen siyasi bir durum söz konusu. Ama orada da şunu açık bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Biz burada mümkün olduğu kadar kendi imamlarımızı bizim kültürümüze, bizim standartlarımıza uygun bir şekilde, burada aslında referans, evet, Diyanettir biliyorsunuz. Buna uygun bir şekilde gerekli adımların atılması gerekiyor. Çünkü gün gelecek bu konuda da artık kapıların hepsi kapanacak. Belki bu konuda da artık kalıcı çözümlerin getirilmesi gerekiyor. Evet. Evet, Sayın Vekilim, konu son olarak bunlarsa artık programı kapatmak istiyorum. Çünkü aşağı yukarı 1,5 saatlik bir program oldu. Kısa sorularım var. Sadece hızlı bir şekilde cevaplandırmanı istiyorum. Siyaset mi, gazetecilik mi? Detay girmiyoruz. Siyaset mi, gazetecilik mi? Joker'imi kullanacağım. Neymiş? İkisi de çok güzel bir meslek. Gazetecilik gerçekten severek yaptığım işti. Ama vatandaşlarımıza, insanlarımıza hizmet etmek çok daha güzel bir görev. Hizmet devam. Tamam. Gent mi, Brüksel mi? Halkımız karar verecek. Siyasi olarak düşün. Ya şimdi olmadı vekilim. Halkımı, her şeyi halka atma. Nasıl bütün halk siyaset atmasın, sen de halka atma. Gent mi, Brüksel mi? Şu anda siyasi alanda. Şu anda Brüksel diyorum. Brüksel. Aşk mı, para mı? Tabii ki aşk. Aşk. Emirdağ mı, Afyon mu? Emirdağ. Emirdağ. Eskişehir, Afyon mu? Eskişehir. Eskişehir. Evet. Nece Show hakkında fikirlerini almak istiyorum. Aktif TV hakkında fikirlerini almak istiyorum. Sonra da kapatacağız. Valla takip ettiğim kadarıyla Aktif TV gerçek anlamda medya sektöründe aktif. Toplumsal konuları işliyorsunuz. Toplumsal konuları hem stüdyo programlarıyla, hem konuklarla, hem de alanda sık sık karşılaşıyoruz. Evet. Düğünlerde, derneklerde, programlarda. Bu güzel bir şey. Halkın nabzını yoklamak gazeteciliğin en temel prensibidir. Ben sizi kutluyorum. Başarılarınızın ekip olarak
kurum olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Eski bir gazeteci olarak da medya sektörüne ayrı bir ilgim ve alakam var. Elimizden geldiği kadar da destekliyoruz. İşini doğru ve gazetecilik ilkelerine göre yapan insanları her zaman destekliyoruz. Her zaman da desteklemeye devam edeceğiz. Evet, o desteğe bizim çok ihtiyacımız var. Hem maddi hem manevi. Bu arada vekilim sana söylüyorum. Hem maddi manevi hakikaten medya sektörünü eski gazeteci olarak, eski medya olarak çok iyi biliyorsunuz. İşin mutfağında geliyorsunuz. Dolayısıyla biz bir şey üretip satmıyoruz. Biz kalite satmaya çalışıyoruz. Vatandaşların gözünü doldurmaya çalışıyoruz. Sonuçta buranın da yatırımcıların, esnaflarına ve sizin gibi değerli istihdamcılara da ihtiyacı vardır. Evet sevgili Aktif TV seyirciler, bugün konuğumuz Federal Parlamento Milletvekili. Aynı zamanda Gent Belediyesi Meclis Üyesi, aynı zamanda Gent Belediyesi Hristiyan Demokrat Partisi'nin grup başkanı Sayın Veli Yüksel konuğumdu. Siz değerli seyircilerimizden gelen soruları burada elimde geldiği kadarıyla hem federal yapıda hem de Flaman hükümetindeki her ne kadar vekilimizin yetkisi altında olmasa da parlamentosu içerisinde olmasa dahi biz o sorularımızı sormaya çalıştık. Aynı zamanda belediyedeki Gent Belediye seçim sürecini bir kısa değerlendirmesini aldık. Ben şunu anladım. Vekilimiz gerçekten çok onunla çok sizlerin geldiği sorular sorunlar var. Siyasetçiler genelde öyledir. Gece gündüz özellikle bizim toplumun siyasetçileri bizim diye hitap edin. Siz bizim siyasetçimiziz derler. Dolayısıyla ortak noktalarımız var. Biz medya grubunda gelen soruların birçoğu da vekilimiz de tatmin etti dedi ve ben de doğruluyorum. Bize de geliyor bu sorular. Ama yapılacak çok iş var. Hakikaten çok iş var. Artık her programda hatırlatmama gerek yok. Arkadaşlar artık her alanda her bireyin, her kurumun, her siyasetçinin, her hukukçunun, her medya grubunun yapması gereken artık bazı konularda birlik olmak zamanı diyorum. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Ama her ne olursa olsun Aktif TV'de ve Neçeş Odak.